7'de ana haberdeyiz. Rusya ile Türkiye'nin yaşadığı krizin ardından Rusya Türkiye'ye sebze ve meyve alanında ambargo uyguladı. İhracatını durdurdu. Bu durum Türkiye'de vatandaşı, üreticiyi ve tüketiciyi nasıl etkiledi? Bunu bugün Fındıkzade Cuma Pazarı'nda vatandaşlara sorduk. Domates 4 liraydı, 3 liraydı, yine aynı fiyata veriyorlar. Düşürmek istemiyorlar yani. Aynı fiyata korumaya çalışıyorlar. Şu domatesin iyisi hepsi dışarıya gidiyor. Bak şöyle şöyle. Daha güzel domatesler dışarıya gidiyor. Özel domates yani. Fiyatlar nasıl? Ortama göre, şartlara göre pahalı. Asgari ücrete göre mi demek istiyorsun? Evet. Asgari ücretin şimdi 1300 lira olması gündemde. Evet. Bir yandan da Rusya'nın ekonomik ambargo uygulamasından sonra fiyatların da düşmesi bekleniyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben maalesef onun düşeceğini hiç zannetmiyorum. Sebebi de şu, üreticilerin şeyi düşeceği için, yani mal alış fiyatı ve kar marjı düşeceği için üreticilerin çoğu daha önceden ucuza satmak istemeyecekler. Satmak istemeyecekleri için de çoğunu tarlada yahut da serada bırakacaklar. Siz her hafta geliyor musunuz pazara? Evet. Geçen hafta fiyatlar nasıldı? Geçen haftaki fiyatlar pahalıydı. Bu hafta da yine pahalı. Neler aldınız mesela? Bize gösterir misiniz? Anlatır mısınız? Soğan, patates, pırasa, karnabahar, ondan sonra havuç, ondan sonra zeytin. 35 lira para harcayıp çıktım. Bu kadar yeter diyorsunuz. Yeter. Yani bir insan eğer hele bir de emekliysen öldün demektir. İyi günler. Sabah sonumuza gireriz. 2 lira ucuz değil aslında. Gene de pahalı yani normal şartlarda yani. Ama biz ucuz satıyoruz. Az kar katıp satıyoruz yani. Sürümden mi kazanıyorsunuz? Sürümden kazanıyoruz. Fazla kar payı koymuyoruz yani. %10 fazla kar koymuyoruz yani. Ondan dolayı biraz ucuz. Ama daha da düşecek diyorlar yani. Rusya'daki olaydan dolayı daha da düşecek diyorlar yani. Geri çevirmeler var ya. Ondan dolayı bayağı bir ucuzlama olacak diyorlar. Tabi olay olmadan önce daha pahalıydı, şimdi daha ucuz yani. Ne kadar ucuzladı? Arada bir 300-500 bin lira bir indirim var yani. 30-40 kuruş bir indirim var yani arada da. O zaman mesela 1.800-1.900 alıyorduk. Şimdi 1.200-1.300, hani 12-13 arası değişiyor yani. Ondan dolayı indirim var yani. Peki fiyatların düşmesi sizin için iyi olacak mı? Tabii ki insanlar alıp yiyebilecek uygun, mesela insanlar alamıyor. Kilosu 3 milyonken millet alamıyor. Mesela 2 milyona düşmüş. Millet rahat rahat evine götürebiliyor. Geçim artık çok zor. Etkisi gibi değil yani. Meşhur olacağım Perihan abla. Hemen röportaja girin abi. Vatandaşa pahalı geliyor her şey. Çünkü alım gücü azaldı. Hayat zor oldu. Her şey Rusya'dan geri geliyor. Bu da halka yansıyor. Halka daha ucuz yiyebiliyor. Alım gücü yoksa İster Rusya ister Amerika kesinlikle buna çözüm olmaz. Ne aldın pazardan? Hiçbir şey. Hiçbir şey alamadın mı? Aa. Tamam, görüşürüz.